Bangsamoro, Filipinler diye bir devlet yokken olan bir coğrafya, olan bir devlet. Filipinler ondan sonra kurulmuş bir yapı. Yeryüzünde şu anki mevcut çatışmaların en eskisi. 1521'de başlamış bir çatışma ortamı ve hiç de bir sulh olmamış. Yüzyılın başında bölgenin, Filipinler güneyinin neredeyse tamamına yakınının Müslümanların yaşadığı bir coğrafyayken, Amerikalıların ve sonra da işte Filipinler Devleti'nin uyguladığı göç hareketleriyle bölge nüfusunun çok yoğun bir şekilde değiştirildiği, fiili olarak bu Filipinler Devleti'nin içerisindeki bir özerk bölge. Orada direniş bir adım geriye attı. Dedi ki tamam, özerkliği kabul ederim. Devlet de aynı şekilde biz size ARMM'den daha geniş hatlar veren bir özerklik vereceğiz. Burada birlikte yaşayacağız. Karşılığında siz silahlarınızı teslim edeceksiniz. Silahlı mücadele, yani çok şey olarak orada bütün direnişin, bütün devrimci yapıların olduğu gibi silahlı mücadeleyi bırakacaksınız, siyasi mücadeleye geçeceksiniz. İşin anlaşmanın özeti bu. Evet. Oradaki bütün yapılar silahlarını bırakacaklar, devlete teslim etmeyecekler. Anlaşmanın ayrıcalıklı şeylerinden bir tanesi de bu. Oluşturulan uluslararası bir komisyon var. Bu komisyonun içerisinde Türkiye de var. Başkanlığını Türkiye'den bir büyükelçimiz yürütüyor. Silahları onlar teslim alacaklar. Bu moral açısından oldukça önemli, morallar açısından. Onlar diyorlar ki silahları bir Türk'e teslim ediyoruz. Bir Müslüman'a emin ediyor. Yani 7 emimimiz bir Müslüman. 21 Ocak'ta bir referandum var. Anlaşma bunların direkt dahil olması ve sadece bu bölgelerde referandum yapılmasıydı. Ama meclis dedi ki bunların evet demesi yetmez. Bunların bağlı oldukları ana bölgelerin de evet demesi gerekir ki bunlar ayrılabilsinler. Bu evet. Bir anayasa maddesi. Anayasadan dolayı böyle bir pozisyona geldiklerini söylediler. O nedenle bu eklenecekler sadece bu Müslümanların ağırlıklı yaşadıkları bölgelerde değil, bağlı oldukları yerlerde de yapılacak. Onun için bir risk taşıyor. Öbür türlü olsaydı çok bir şey yoktu, problem yoktu. Kesin dahil olacaklardı ama şimdi çoğunluğun Hristiyan olduğu bölgeye de sorulacak. Denilecek ki bunlar gitsin mi? Müslümanların olduğu yere gitmek istiyor musunuz diye sorulacak. Öbürlerine de gitsinler, müsaade ediyor musunuz sorusu sorulacak. Bu bir risk ama artık sınırlar çizilmiş. Büyük bir risk mi yoksa küçük bir risk? Orta büyüklükte bir risk diyebiliriz. Yani çok kesin bunlar dahil olur demek çok kolay değil. 21 Ocak'ta referandum yapıldıktan sonra Bangsamoro Geçiş Otoritesi diye bir yapı başkan tarafından oluşturulacak. 80 üyesi olacak bunun. Geçici parlamentosu Bangsamoro'nun olacak. 2022 yılının Mayıs ayına kadar bu geçici 80 kişilik parlamento Bangsamoro'nun idaresini üstlenecek. Doğalgaz ve petrolle ilgili çok ciddi rezervler var. Bir de çok önemli şeylerden bir tanesi, madenlerden, dünyada stratejik madenlerden uranyum. Uranyumla ilgili de ciddi tespit edilmiş kaynaklar var. Fosil kaynaklı ve uranyum %50-%50 paylaşılacak. Müslümanların azınlıkla yaşadıkları bölgelerde en önemli taleplerinden bir tanesi çift hukukluluk. Filipinler laik bir devlet, seküler bir hukuk sistemi var. Bu bölgeye mahsus şeriat mahkemeleri kurulacak. Türkiye'nin dahiliyeti de İHA ile oldu. İzleme heyetiyiz. Sürecin bütün yapılarının tamamını denetleyen 5 kişilik heyetin içerisinde de bir sivil toplum kuruluşu olarak İHA oldu. Bu da ilk defa olan bir şey. Türkiye'den bir sivil toplum kuruluşu ilk defa uluslararası alanda böyle büyük bir sorumluluk almış oldu. Özellikle Türkiye gibi yetişmiş, etkin, yönetme kabiliyeti en üst düzeyde olan bir ülkenin yeni kurulan bu Bangsamoro özerk bölgesinin kurulması aşamasında çok ciddi sorumluluklar olacak.